arkadaşım yamuk konusuyla beraberiz. Hemen dersimize geçelim. Yamuk demek ne demek? İki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. Yani bu kenarlı bu kenar paralelse o bir yamuktur. Bu yanda da paralel olsa öyle de yamuk diyebiliriz. Bu sefer yandan yamuk deriz değil mi? Peki bu paralellik olduğuna göre mesela paralellik var. Demesine göre bununla bunun toplamı 180 herhalde. Çünkü burada paralellik var. U kuralından 180'e tamamlayacaktır. Doğru. Aynı şekilde şu ikisinin toplamı da yine 180 dereceye tamamlayacaktır. Peki kural birimize başlayalım. Bunun adına üst taban, bunun adına alt taban eşit bölecek şekilde ortadan çekilse buna ne denir sence? Söyle. Harikasın. Orta taban diyoruz. Peki orta taban dedikten sonra onun formülü şuymuş. Toplamenin yarısı diye bulunuyormuş. Peki nereden geldiğini merak ediyor musun? Etmiyor musun? Ben yine anlatacağım bak anlatacağım. Şuradan şak diye çekeceğim. Çekersen burada zaten bunu bu paralel oldu. Neden? Üst ve alt paralel ve eşit bölerek de çekilmişse eğer paralelken o da ne olmak zorunda? Paralel olmak zorunda kaldı. Peki oran birebir. 1'in 2 oranından dolayı orta taban C ise bura ne geldi? C bölü 2. 1'in 2 oranından çünkü burada da orta tabanı koştu. A ise burası A bölü 2. Toplama artı C bölü 2. Ama ispatla gerek yoktu. Çünkü akılda kalıcı. Toplamının yarısı ortayı veriyor. Peki eğer bize köşegenleri çekip şu küçük yeri sorarsa bu sefer de farkının yarısı. A eksi C bölü 2'dir. Neden hemen ispatlayalım? Hemen şuraya bakmanı istiyorum. Şuraya bakmanı istiyorum. E peki orta taban zaten paralel olmuştu harika. E birin iki oranından dolayı C ise bura ne olur? C bölü 2. Şimdi şuraya bakmanı istiyorum. Şu üçgene bak. Şu üçgene bak. Bu daha kolay görmesi. Bura A ise şura ne olacak? A bölü 2. E buraya ne kaldı? A eksi C bölü 2. Şu küçük yeri sorarsa da farkının yarısı. Tamamını sorarsa toplamının yarısı. Ne zaman? Eşit bölerse. Yani orta taban olursa tamamdır güzel. Şimdi bakalım. Burayı eşit bölmüş. Keşke bir orta tabanım olsaydı. O zaman paraleli çekerim. Paralel paralel. Zaten bu yamuk bak paralel olduğunu bile söylemiş üstü ve altın. Çünkü şimdi yamuk deyince her zaman üst ve alt paralel diye bir şey yok. Mesela yamuk şöyle de olabilir. Bak şöyle de bu sefer de buralar paralel gibi düşün. O yüzden paraleli yine söylüyor. Peki paraleli bizde orta tabanı çektik. Kaç kaç böleriz? 5-5. Orta taban nasıl bulunurdu? Toplamının yarısı. Oley be! Kaç geldi? 13 geldi. Şu üçgene bakar mısın? 5 x 13. 5 12 13. X o zaman kaç gelecek? 12 gelecek. Cevabı bulduk. Devam. Şimdi buraya baktığımda yamuk üst ve alt paralel. Ortalamış. Haşırt diye ortadan çekersen Buna da ne diyoruz? Orta taban paralel çektim. Eşit bölerse buraya da eşit bölmek zorundadır. Peki orta taban nasıl bulunuyordu? Toplamının yarısı. Harika. Buradan kaç geldi? 7 geldi. Kritik olay. 90 dereceden inen kenar ortay böldüğü parça uzunluğuna eşit. Yani muhteşem işte. Perfect treble. Peki. yeni 7 7'in 7. X kaç gelecek? 14. Yani 14. Later. Hemen şunu da işaretleyelim ki kalmasın. Yes. Şimdi korkmuyoruz. Oy çizirmeli, yar çizirmeli, melli. Hemen çizdirsin bize. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. AB ile DC paralel. Hemen çizeyim bak. Genelde hep %99 ABCD'yi şuradan başlatarak saat yön tersine yaz. ABCD. Ha, ABCD böyle yazarsa yanlış mıdır? Değildir. Ama genelde sorularda hep bu şekilde koyma, koyuyorlar. Genelde diyorum. Baktık olmazsa öyle yazarız. Bakalım. AB ile DC paralel olacak şekilde paraleli koyduk. Ee, AD kenarının orta noktası evet. EC diktir EB. Şimdi öncelikle E noktası işaretle diyor orta noktası. EC diktir EB. Yani şura 90 EC ile EB de E var. DC'miz şöyle AB 12 hemen yazalım. 3 DC 12'si de 4 olur. O zaman şurada 4'tür mükemmel bana BC uzunluğu yani burayı bana soruyor. Harika süper. Şimdi gelelim. Eşit bölmüş. Oley paralel çektim. Orta taban toplamının yarısı 12 artı 4 bölü 2'den 8 geldi dostum. Peki bura eşit bölerse burada eşit böler mi? Böler. Peki 90 dereceyle kenar ortay harikasın. Perfect variable yani muhteşem üçlü. 8, 8, 8, 16. Cevapta kaç olacaktır o zaman? A seçeneği olacaktır devam. Şimdi buraya baktığımda ne diyor? AB paralel DC paralel EF demiş. Süper. 4 var, 8 var ve şuraya 6 vermiş. X'i EF'yi soruyor. Bu paraleli devam ettireyim. Önceki devam ettim ama onun orta tabanı olduğu da fikrim yok şu anda. Bilmiyorum ki her paralel orta taban olur mu? Bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum. Paralellik ve açıortay varsa Orada ikiz kenar gizlidir. Neden? Z kuralı. Taban açıları eşit. O zaman bu ne oldu? İkiz kenar. Aşağıda da var. Bu da ne oldu? Eşit. Ve ne oldu burada? 3 eşit. Hatta burası 90 oldu. Ama şöyle düşünme sakın. Burada 90 var diye örnek veriyorum. Şurada 90 derece var diye buradan gelen paralel muhteşem üçlü işte olmak zorunda değildir. O 90 her yerde olabilir. Bunun muhteşem üçlü işte olma nedeni yani eşit bölme nedeni şuradaki açı ortaylar sahasındaki z'lerden kenarlıklardan dolayı gelmektedir. Peki o zaman devam ettiğimde e, ben 6 ise 3, 3, 3 diye bölerim. Orta taban nasıl bulunur? Toplamının yarısı zaten eşit böldüğü için orta taban dedim. 4 artı 8 bölü 2'den kaç geldi? 6. Bura 6, 3 ise x'e de kaç gelecektir? 3 gelecektir devam. Şimdi ne var? Katlama. Ne olmuş? CD köşesi AB doğrusu üzerinde olacak şekilde EF doğrusu boyunca çat diye katlanmış. AD üstü 6, C üstü B 10, EF eksi C üstü D üstü uzunluğu. Yani bu eksi bunu istiyor. Güzel. Katlamada ne yapardık? Katlamadan önceki halini açardık. Hadi açalım ustam. Gel. Yuhuu. Yuhuu. Hariba Harika. Peki şimdi katlanınca ne oluyor? İşte bu uzunluk buraya geliyor, bu uzunluk buraya geliyor. Güzel. Peki kritik olaya baktığım zaman bak kritik olaya baktığımda şimdi buradan çat diye buraya geliyorsa şurası da açı oluyorsa şöyle çektiğimde de ikiz kenar ise dik ve tabanı ikiye bölmez mi böler? Yani şunu kastediyorum. Bu şat diye buraya oturuyorsa aslında ne olmuş oluyor bu yamuğun? Bu orta taban oluyor. Neden? Gördüğün gibi bak çat ikisi kenarlıktan geliyor. Başka bir ispat. Yöndeşten bu buraya geldi. Z'den dolayı bu da buraya gelince bu da buraya geldi bak. Bak yöndeş Z'den bak yine orta taban oldu sana ispatladım. Peki bu neden açı oldu? Katlamadan dolayı açı oluyordu zaten yapma. Peki şimdi kritik olay. Buraya M dersem hop katlandı buraya geldi. Bunun adı neydi? Orta taban. Harika. Peki eşit böldüğü için. O zaman orayı bana söyler misin? Nasıl bulabilirim orayı? Hemen söyle. Toplamının yarısı. Yani M artı. Evet. M artı M artı 16. Çünkü burası M artı 16. Bölü 2. 2 M artı 16'yı 2'ye bölersem M artı 8 gelir. Burası da M artı 8 geldi. Benden ne istemişti? E, F eksi C üstü D üstü. M'ler gider. Yani M artı 8 eksi M'den cüş cüş cevap B seçeneği olacaktır devam. Şimdi burada bir katlama olmuş AC'ye göre. Bu bir yamuk. Güzel. Şimdi dikkat edersek yamuğun katlamadan önceki şöyle göstereyim. Halini açayım. Hop hop dur. Biraz ona benzesin ama ona biraz benzemedi dur. Biraz daha güzel yapalım. Şöyle geliyor şöyle. Heh. şöyle süper. Şimdi şurası B'ydi. B üssü oldu. Buradaki olayı anladım. Katlanmış. Katlanınca burası açı ortay olur. İşte burası açı ortay olur. Bu kenar buraya gelir. Bu kenar buraya gelir. Hatta buradaki açı da buraya gelir değil mi? Bunları hep biliyoruz zaten. Şimdi soruyu çözmeye çalışalım. 20, 38 daha ne yapar? 58. 58 ise 180'e tamamlasam burası 122 yaptı. Süper. 360'a tamamlarsam 122 124 tane yapar. 246 yapar. 360'tan çıkarırsak kaç gelecektir? 114. Şurası 114 geldi. Peki katlanınca katlanınca burada ne geldi? 114 geldi. Süper. Şimdi bana ne demiş? B üssü CA. B üssü CA. Şu açıyı istiyor. Aslında adım adım gidebilirim. Şöyle. Alt ve paralel değil mi? Evet. 114 ise burada 180'e tamamlaması lazım. 114 ise 66 kalır. 20 çıkarsa 46 kalır ve 23 23 paylaşır. Tekrarlıyorum. 114 ile şuranın toplamı 180 yaptım. 66 20 çıkarsa 46 23 23 paylaştı. Süper. Peki 114 23 tane yapar. 114 artı 23, 137. 180 eksi 137'den kaç gelecektir? 43 gelecektir burası. Burası da 43 gelecektir. Açı ortaya olduğu için. B üssü CA. B üssü CA. Yani cevap kaç geldi? 43 geldi. Bak orayı tekrarlayalım. Önce şu açıyı buldum. Üçgen iç açıları 180'den. 360'tan bu açıyı buldum. Buraya geldim. Paralel olduğu için 180'e tamamladım. Harika. Ve bu açıyı buldum. E şu üçgenden de şuraya geçip olayı bitirdim. Hocam farklı farklı çözümler bulabiliriz. Mesela şu 23'ü bulduk ya. Bulduktan sonra burada hocam bumerang var. Bumerang. Şunun, şunun ve şunun toplamı 124'ü veriyor dersen olur. Şalvar özelliği oradan olabilir. Mesela neler yapabiliriz? Mesela burası 23 ise Z kuralı var. Bak Z kuralı var. 43 ise 43 Burada 43 yani farklı farklı çözümler görebiliriz devam. Şimdi buraya baktığımda buradaki kelebeği görebiliyorum. Neden? Bir yerde paralellik varsa benzerliği de mutlaka bilelim. Hatırlayalım. Burada 4'e 12, 4'e 12 kaç katı? 3 katı. 4'e 12, 4'e 12 k'ya kaç katı? Hop 3 k M kaç M? Hop 3 M. Süper. Şimdi sana şuraya bakmanı istiyorum. Bak şuraya bakmanı istiyorum senin. Bak hop şuraya bak. Bak 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 bak. Hatırladın mı? Bak temel benzerlik oranı. K'nın 4 k 4K oranı. K'nın 4 k 4K oranı eşittir. X'in 12 oranı. Süper. Buradan 4X eşittir 12'den. X kaç geldi? 3. Cevap D seçeneği olacaktır. Önce 4'e 12'si K3K dedim. K'nın 4 kya X'in 12'ye. Gördün mü? Benzer bilgisi nasıl olayı güzelce çözdürüyor. Şimdi çizdirmeli bir sorumuz var yine. Bir tane tahtanın içine öğretmen ders önce birlikte matematik dersinde önce etkinlik yapmış. Daha sonra da bir soru sormuştur. Hasan öğretmenin sorduğu sorunun doğru yanıtı kaçtır diyor. Bakalım. Şimdi bunu bir çizmeye çalışalım. Hemen şöyle bir yamuk demiş değil mi orada? Harika. A, B, C, D yazalım şöyle güzel bir şekilde. AC ile BD, AC ile BD'miz güzel. E'de kesiyoruz O zaman şurası ne oldu? E oldu. Süper. EF paraleldir BC bak. BC'ye EF paraleldir. F AB'nin üzerinde bak. Bak bak bak. F AB'nin üzerinde ve EF BC paraleldir. Heh, anlıyorum şu anda. Sonra EF'miz 6. EF şurası 6. Sonra DC'miz 3 olur değil mi? 2 kere 3, 6. E, e DC'miz 3. DC'nin üstü burası da 3 oldu. Süper. Cbd 8. CB'de şurası 8 vermiş. Şimdi soruyu farklı renkle beraber çözelim seninle. Ben burada şunu gördüm. Zaten paraleli vermiş. Bari kullanalım. 6'nın 8'e. 6'nın 8'e. Yani e, 3'ün 4'e oranı var. 3'ün 4'e. Bak temel benzer 3'ün 4'e. Yani 3K'ya buraya ne gelecek? K gelecek. O zaman güzel bir şekilde bulduk. Şurayı sileyim. Ne bulduk orada? Tekrarlayalım güzel bir şekilde. 6'nın 8'e, 3'ün 4'e. 3 e, kaya K. Şimdi burada ne görüyorum? Bak, 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 bak. Butterfly affection. Kelebek özelliği var. Bu özellikle bize zaten abiyi sormuş. X diyelim buraya. 3 bölü X, evet. Eşittir K bölü 3K. K bölü 3K. K'la X kaç geldi? 9 geldi. Cevap da o zaman D seçeneği olacaktır. Gördük bak K'yı 3K, 3'e X dedik bir olayı şak diye çözdük. Devam. Şimdi burada diyor ki ABCD bir yamuk yan kenarları K'da kesişmiş diyor. CK şurası nedir diyor. Burada tek kullanacağım şey yamuğun bak şuraları paralel. E paralelse x'in x artı 2 oranı. Bildiğim benzerlik sorusu bak. Yamu kullanmış. 4'ün de 8 oranı. Buradan 8x eşittir 4x artı 8. 4x eşittir 8. x kaç geldi? 2. Bu kadar uğraşmaya gerek de yoktu. Hocam bu bunun 2 katıysa orta taban var. Bak 1'e 2 orta taban. Yani bununla bu eşit. Yani x direkt 2'dir diyebilirsin. Bak 2'nin 4'e, 4'ün 8'e. Gayet güzeldi. Devam. Şimdi buraya baktığımda AB 12. Güzel. 6, 10 ve x'i vermiş. C, E, A'ya paralel demiş. Mükemmel. Şimdi ne yapacağım? Bak nasıl yapacağım? Öncelikle bu paraleli şöyle uzatacağım. Uzattım. Harika. E bu buraya yamuktan paralel. E bu da paralelse buna biz ne deriz? Paralel kenar. Kaç kenarlar? Paralel oldu. Paralel kenarın kaçlı kenarları eşittir. Yani 6 aa, buraya kayar. Tamam 12 ise buraya ne kaldı? 6 kaldı. Süper gidiyoruz. Peki şurada ne görüyorsun şurada? Şurada ne görüyorsun şurada? Kelebek özelliği. Butterfly. Peki o zaman 6 bölü 6, 6 bölü 6, x bölü x, 6 bölü 6, 1'e 1, x bölü x, 1'e 1 oranı var. Ve paralel kenar 10'sa bu da 10 değil mi? O zaman 2x 10'dan x kaç geldi? 5 geldi. Ne oldu? Çektim. Paralel kenar oldu. 6 kaydı 6. 6 bölü 6 x bölü x 10 da 2 x e işte. Ne kadar rahat değil mi? Heyecanlı ve güzel. Devam. Hatta işaretleyelim değil mi? x'imiz 5. Şimdi burada benzerlikle yapmıştık bunu hatırla. Burada yamuk var burada da yapacağız. Şimdi zaten bunlar paralel. Normalde bu soruyu benzerlikte şuradan çekerek 6 buraya geldim paralel çektim. 6 buraya geldi buraya 4 geldi. Buraya x, x 6 geldi. 3'ün 8'e yapalım ya. 3'ün 8'e x eksi 6'nın 4'e diyerek kullanabiliriz. Hatta bak bu bunun nesi olduğu yarısı. Hmm, buçuklarla uğraşacağız. Gerek yok. İşler dışlar. 12 eşittir. 8 x eksi 48. 60 eşittir. 8 x'den, x x'imiz 60 bölü 8. Yani 15 bölü 2. Diğer bir de işte 7 buçuk geldi. Tamam bulduk. Ama ben bu çözümden ziyade şunu bilmeni isterim. Bunu zaten biliyorsun. Şöyle yapmanı isterim. Hatırlayacaksın o zaman da göstermiştim. Şöyle. 6'dan 10'a kaç artmış? 6'dan 10'a 4 artmış. Ne kadar da 8'de. 8'de 4 artmış. Peki o zaman ee, biz burada şurada kaç artar? 3'te kaç artar? 8'de 4 artmışsa 3'te kaç artar? Yarısı. 1,5 artar. 6'ya 1,5 arttır. Hop! 7,5. Çok kolay ya bak. 6'dan ona 4 artmış 8'de 3'te 1,5 artar. Bu kadar. Şimdi devam edelim bak. 4'ten 6'ya kaç artmış? 2. Buraya 2K dersem 6'dan 9'a 3 artmış 3K. İşte bunu kastediyorum. Şimdi yüksekliği şöyle devam ettirirsem o zaman ben 2K'ya 3K ise paralel oranlar aynı. 2H'a 3H diyemez miyim? 2 bölü 3, 2 bölü 3. 5H10 harika. 5H10'dan H kaç geldi? 2 geldi. F'nin AB'ye uzaklığı. F'nin AB'ye uzaklığı. Yani 3 eşit soruyor. 3 kere 2'den cevap kaç gelecektir? 6 gelecektir. Devam. Şimdi bak aynı olay. 5'ten 7'ye kaç artmış? 2 artmış. Nerede? 2'de. 2'de 2 artarsa 2'de yine 2 artar 9 olur. Peki daha önce neymiş? 2 artmış hali 5 olacağı için burası da 3'tür. Bu kadar. Bak 2'de 5'ten 7'ye 2 artarsa 7'den 2 daha artarsa 2'de 9. Peki 2 artmış hali 5 ise 3. Ne kadar basit. Bana AB eksi DC 9 3'ü sormuş. Cevap 6 olacaktır devam. Şimdi buraya baktığımda AD ile EF'nin paralel olduğunu soruda vermiş. Yan kenarları bunlar vermiş. Demek ki yamuğum da burası. Üst ve alt burası paralel oldu. Bak öyle bir soru çözdük. Ne yapıyorduk o paraleli? Şöyle uzatalım. Şöyle uzatalım. Süper. Peki başka ne yapabilirim? Orada kelebek geldi cepte. Ama bir şey görüyorum. Açı ortay ve paralellik varsa. Z kuralından dolayı. ikiz kenar gelecek. 8 ise 8'den burası kaç geldi? 4 4 4 paralel kenar bak iki taraf da paralel 4 aşağı ne yapıyor kayıyor kayarsa buraya 4 buraya kaç geldi 8 geldi. Ve şimdi buraya bakarsam ben 4'e 8 ise 2 katıysa 2 ise burada 4 olmaz mı 4'e 8 2'ye 4 peki şurası 6 ise burada ne olacaktır 6 olacaktır. Z kuralından 8'e 8 4 bu tarafa kaydı çünkü paralel kenar ve buraya 8 kalınca 4'ün 8'e 2'nin ene. 2 katı hop, 2 katı hop. Hatta n yazalım. 4'ün 8'e 2'nin ene bu yani. 2 katı 2 katı 4. 6 ise burada ne olacak paralel kenardan 6 olacaktır devam. Hemen işaret değil. Şimdi buraya bakınca ne görüyorum? Zaten üst ve alt paralel. Bu bir yamuk orada da paralellikleri vermiş. Aynı zamanda bu da paralel demiş. He, peki şuradaki U kuralından dolayı 80 ise bura ne olacaktır? 180'e tam için 100. Kaç kaç bölüşür? 50 50. E bu da buna paralel. Bu da buna paralel. Bu da 180'e tamamlar. Onun nesi eksik? O zaman burada ne oldu? 130 olmuş oldu. Devam. Şimdi 90 70 ise burayı bulur musun? 160 ise 20 kaldı diyebilirsin. Bura 90 ise bu da 90'a tamlaması lazım diyebilirsin. Sonra 20 ise burası 20. Süper. Ve kaldım ilerleyemiyorum. Çünkü soruyu okumadım. Şimdi okuduğumda DC ile BC eşit demiş. He. Taban açıları eşit. 20-20. 20-20-40 ise burada ne olacaktır? 140 olacaktır. Devam. Şimdi tekrar baktığımda heh şimdi bir kalıp sorulara geçiyoruz güzelce ve bu kalıbı öğrenmek için var ya o kadar soru koydum ki senin için. Şimdi bu soruda diyelim ki sen bir an için dikindim hocam. Dikindim hocam. E 90 40 50 yazdım hocam. E 110 70 20 yazdım. E 5 aşağı getir. E kaldım hocam. Bak olmadı. İşte böyle durumlarda farklı yorumlar düşün. Paralel çekmeyi unutma. Nasıl? Bu zaten buraya paralel. Soruda da zaten vermiş. Ben de şöyle bir bir kenara paralel çekeyim yan kenara. İster buna çekeyim o da olur ama 110'u bölmek istemedim. İster buraya çekelim çektim. Peki paralel kenar olunca ne oluyordu? 5 aşağıya aa, iniyordu. Süper. Peki 110 sa şurası kaç olur 180 e tam 70. Yöndeşten bura kaç geldi? 70 ve bura 110 geldi. Ve paralel kenarda karşı karşılıklı açıların eşit olduğunda öğrenmiş olduk. Peki 40, 70 daha 110. Burada kaç geldi 180'e tamamlarsam? 70. aha, aha taban açıları eşit geldi. İkiz kenar üçgen. Yuhuu. Yuhu, yuhu. 6 ise bura ne olacak? 6. X dediğin yer tamamı olduğu için 6 artı 5'ten kaç geldi? 11. Cevap da A seçeneği olacaktır. Devam. Şimdi bak tek soruyla geçebilirdim. Bak yandan çek derdim, geçerdim. Yani daha az soruyla tutulabilir ama iyi öğrenmeni istiyorum bak güzelce. Hatta sen uğraş önce. Şimdi A ile B'nin toplamını bize 90 vermiş. Onu nasıl kullanacağım? Şimdi dikinmek işe yaramıyor. Paralel çekeyim. 4 aşağı kayu. 6 buraya gel Peki o zaman B açısı da buraya geldi mi? Geldi. A artı B'yi 90 vermişti dostum. 90 o zaman burada nedir? 90 kadar 180'e tamamladığı için. 6, 8, 10. Onu da yazarsam tamamı 14 olacak. Ve cevap B seçeneği oldu. Bak şak çektim. B buraya geldi. A artı B noktasına çat 90'ı koydum. 6, 8, 10. Soruyu çözdük. Devam. Şimdi buraya baktığımda alfa iki alfa nasıl bağlantı kuracağım? O zaman biraz alıştım. Eğer soruda dikmek kinince işe yaramıyorsa paralel çekeceğim. Çektim paraleli. Şimdi 5 ise 5 buraya geldi. 4 ise 4 buraya geldi. Bu iki alfa direkt karşıya gelir paralel kenarda o özellik var demiştik. Nereden giriyordu? Bu da 180'e tamamlıyor paralel. 180 x 2 alfa. Bu da 180'e tamamlıyor deyince yine burası 2 alfa olmuş oldu. Süper. Peki şimdi şu üçgene bakarsak 2 iç açının toplamı kendisine komşu olan dış açıyı vermiyor muydu? Evet. Alfa ise burası alfa olacak ve taban açılı eşit işte olur. Hey 4 ise burada ne olacaktır? 4. Bana ikisi sormuş tamamını. O zaman cevap kaç geldi? 9 geldi. Süper soru devam. Şimdi bak alfa 2 alfa yerine 62 124 denemiş. Şimdi 124'ten bölmek yerine bu sefer bu kenara paralel çekeyim. Ama oradan da gelir. istersen onu da sen dene. Şimdi devam edersem. 124 ise hop burası 124. 124. 2 iç açının toplamı kendisine komşu olan dış açıyı vereceği için 62'ye ne eklemeliyim? 62. Aa, var ya hep ayarlamış bunları harika. Peki o zaman şimdi buram M. Buram M. Bak M M. Hmm. İkiz kenar burada M. Hmm. İlerleyemedim ya mi? Harf veriyorum. Güzel hazırlamışım. Peki şimdi şuraya N diyeyim. Kay. Hop harika. N ilerleyemedim. Ama bir şey gördüm. M artı N12 kenarda dursun. Bana ne sormuş? Çevre ABC'de çevre N, M, N, M ya da dur zaten bu 12'ydi. 12 artı 5 artı M artı N. E M artı N dediğim yer 12 değil mi? 24 artı 5'ten 29. Cevap da C seçeneği oldu. Ne oldu? N buraya geldi. Ve 124 62, 62 ekleyince M M dedim. M artı 12 olunca burada 12 oldu. 12, 12, 24, 5 daha 29 devam. Şimdi buraya baktığımda e, A, E ile E, D eşit güzel. D, C'miz 4, 3 hepsini vermiş. K, B, X'i soruyor. Bak şimdi güzel yapacağım. Şuradan paralel aklıma geldi. Neden? Şimdi 1'in 2'ye oranı var. Paralel çektiğimde orta tabanlık oluşmuş oldu. 4 ise buraya kaç geldi? 2 değil mi? 1'in 2'ye oranı. 2 orta taban. Ve bu da burada kelebek oluşturdu. Çünkü zaten yamuktan dolayı bu paraleldi. E bu da paralel olunca şurada kelebek oluştu. 2'ye 12 kelebeği var. 2 bölü 12 eşittir. 3 bölü x. Harika. Buradan bak bu bunun 6 katı bu da bunun 6 katı deyip 18 diyebilirsin. Ya da 2x 36 deyip x'i yine 18 bulabilirsin. Bak bunu çizmek kolay mıydı? İnan değildi. Ama bak şunu çekince çat iki kelebek bitti. Eğer şurayı sorsaydı bu sefer şurayı uzatıp büyük kelebeklerde uygulaya uygulayabildik. O tarz soruları benzerlikle de çözmüştük. Şimdi buraya baktığımda ne vermiş orada? AE'ye K dersem edemiz 2K olur. AE'ye A, e, K dersem edemiz 2K olur. Süper. Şimdi K2K'yı kullanmalıyım cepte. Sonra bir şey fark ettim. Şuradan şöyle bir şey gelmiş yarım kalmış bak. Şurada aslında şurayı şöyle devam ettirdiğimde 2K'ya K bak ne oluştu burada bir bak üstten geçiyorum kelebek butterfly affection 2K'ya K 6'ya 3 3 değil mi şöyle 2K'ya K 6'ya 3 istersen M yaz 6 bölü M 2K bölü K'de sorun değil şurası kaç geldi 7 burası kaç geldi 7 ve 90'dan iniyor. 90'ı tabanı ikiye bölüyor. Yani muhteşem üçlü. 7, 7, 7, 7, x, 7. Harika, güzel sorudur ama yakar. Ama bizim için var ya biz soruları yakarız. Yakarız o soruları, çekeriz ve yakarız. Devam. İkiz kenar yamuk. Şu yan iki kenarı eşit olan yamuğa ikiz kenar yamuk denir. Aynı ikiz kenar üçgen gibi taban açıları birbirlerine eşittir. Ve aynı zamanda şuradan inersem eğer zaten bunlar eşitliği 90 alfabeta 90 alfabeta 90'ların gördüğü aynı ise şu üçgenler eş olur. Buradaki betanın gördüğü buradaki betanın gördüğü aynı olur. Yani dikindiğinde şunların aynı olduğunu unutma zaten çöze çöze öğreneceksin. İstemesen de öğreteceğim istemesen bile düşün o derece. Şimdi ikiz kenar yamukta köşegenler çekince köşegenler birbirine eşittir. Yani bu köşegenli, bu köşegen eşittir. O da eşitlikle ispatlanabilir. Ve dikkat edersek bu da bu kendi arasında eşit, bu da bu kendi arasında eşit olmak durumundadır. Şimdi soru üzerinde bakalım. İkiz kenar yamuk görünce dikçak diye bağırmasını unutma. Şuradan şak diye şöyle inelim. Harika, süper gidiyoruz. Şimdi indikten sonra 8 aşağı inerse, 18'den 8 çıkarsa kaç kalır? 10. Buralar on nasıl paylaştırırsın? 5, 5, 5. Ve şu üçgene bakarsan ne dersin? 5, 12, 13. Bize yamuğun nesini sormuş bir İşte bu kadar. Dikiliyorsun. Şunlar aynı olacak. <laughs> Devam. Şimdi. ikiz kenar yamuk. 4 aşağı indi. 10'dan 4 çıkarsa 6 kaldı. 3, 3 paylaşır. Perfect. Şurada bir dik üçgen var. 3, 1'e 5. 3, 4, 5. Harika gidiyoruz. Şimdi. Şurası kaç oldu? 7. Şu üçgene bakar mısın şu üçgene? Şu üçgene. Dik üçgen ve hipotenüsünü soruyor. Yani Pisa Gordon Knight. Oh! la 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 la. 4'ün karesi artı 7'nin karesi. Evet. Pisagor'dan x'in karesini verecek. x kare eşittir 16 artı 49'dan. x kare kaç geldi? 65. Yani x'imiz kök 65. Cevapta C seçeneği olacaktır. İndim. 4 inecek. 3, 3 geldi. 3, 4, 5, 4, 7, kök 65 dedik. Soruyu çözdük. Şimdi burada dikinebilirim ama üstteki uzunluk yok. Orada yok. Şimdi insem ne inecek, nasıl bölecek bilemediğim için biraz açılarla da uğraşabilirim. Nasıl? Şimdi bu 3 eşit ya. Mesela bu açıyla bu açı eşit. İkisi kenar olduğu için. Z kuralından dolayı yamuk değil mi? Ne demiş? Üst ve alt paralel. Alfa da buraya geldi. İkiz kenar yamuğun taban açıları birbirine eşitti. O zaman 2 alfa ise burada ne geldi? 2 alfa. Oh no. Şu üçgende ben alfayı bulurum ki. 90 alfa 2 alfa. Yani 3 alfa artı 90 180 işte iç açıları 180 olduğu için. 3 alfa 90'dan alfa kaç gelmiş olduğu 30 gelmiş olduğu Süper. O zaman burası 30. O zaman burası ne geldi? 30. 30 60 ise burası da 120 geldi. Güzel. Ve burası da 30 her yeri buldum bak. Her yeri 60. Benim kullanacağım yer aslında şuradaki dik üçgen. Eğer burayı verseydi bize 120 30'dan a a a çözerdim. Burayı verince şu üçgeni kullandım. 90'ın gördüğü 8, 30'un gördüğü yarısı 4, 60'ın gördüğü de 4 köküçtür diyebiliriz. Devam. Şimdi buraya baktığımda açıortay ve paralellik olduğu için yamuktan dolayı Z kuralını unutma. Yani ikisi kenarlık gizlidir. Açı ortay. Ah, ikisi kenar geldi. 100 ise tabanlara 40, 40 geldi. Burada 40 geldi. Süperiz. Peki ikiz kenarın taban açıları hiç değil miydi? Evet. 80 ise burada ne geldi? 80. Üçgen iç açıları toplamından 40 artı 80 artı x eşittir 180'den 120 karşı atayım x kaç gelmiş oldu? 60 gelmiş oldu. Kolay bir soruydu devam. Şimdi ikiz kenar yamuk ve üst altta kenarlar verilmiş. Demek ki burada dikcak diye hop şöyle ineyim. Bir aşağıya indi. Bir. Peki 9'dan 1 çıkarsa 8 kaç kaç bölecek? 4, 4, 4. Harika. Şimdi şuraya 5 kaldı diyeceğim. Neden? Çünkü ne oldu burada? Dikten dik, dikten dik, dikten dikten dik, dikten dik, öklit. Öklitteki yöntemlerin en çok bilineni şu haşı bulmaktır. Nasıl bulunuyordu? Şu ikisinin çarpımı diş, diş, ortanın karesiydi. Haş kare eşittir. 4 çarpı 5, 20. Haş kaç geldi? 2 kök 5 geldi. Şimdi şurası 2 kök 5 ise şurada pisagor yapabilir miyim? Yaparım. X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı. 2 kök 5'in karesinden x kare eşittir 16 artı 20 36 x kaç geldi 6. Hocam bunun daha kısa yöntemi yok mu? Var. Sadece öğrenciler hep şunu bulmayı çok bilip yapıp buradan geçmeyi çok kullandığı için böyle gösterdim. Yani çok kullanıldığı için. Oysa burada direkt ne demiştik zaten? Dikten dikinip de şurayı sorarsa tamamı çarpı bu buranın karesini biliyordu. Bak şöyle yapıyorduk. Tamamı çarpı şurası diş, diş tamamı çarpı dikten bu tarafta düş düş, buranın karesiydi. O zaman direkt bana x'in karesini desem x'in karesi o zaman. Tamamı hop 9 çarpı dikten bu tarafa alacağım 4. Bitti. x6 geldi bak. Bu kadar da yapılabilir. Onu da görüyorsan zaten harikasın. Şimdi aşağıdaki açılar izlenek bir geometrik çizim. Hiç var ya o çizdirmeli, çizir, çizir, çizir hep sorsun, çizirmeli, hep sorsun çizimeli. Korkmuyorum çizirmekten. Çizirmekten neden korkayım ki? Şimdi A, B, C, D. A, B, C, D. Harika. Şimdi A, B ile D, C paralel. Bu buraya paralel. Yamuk var burada. C, A diktir C, B. C, A diktir C, B. Bak çektim. C, A diktir C, B'de C ortak ya. Oraya 90'ı koyarım Harika. Sonra A, D eşittir B, C. İkiz kenar yamukmuş. Harika. A, B'miz 10'muş. C, D'miz kaçmış? 6'ymış. E, A, C burası nedir diye soruyor. Renkler karışmasın diye farklı renge geçiyorum. Hemen buradan şak şak dikleri iniyorum ikizken yamukta. 6 aşağı indiği zaman kaç kaldı burada? 4 kaldı. 2, 2 paylaşır ve burası 8 olur. Şimdi istersen şöyle yap. Dikten dikindi. H kare 2 kere 8, 16'dan 4. 2 kere 8, 16'dan 4 deyip 4, 8, x Pisagor yapabilirsin x'imiz 4 kök 5 gelir. Hatta 1, 2 olduğunda kök 5 olduğu için 4 katı 4 kök 5. Dik kenar diğer dik kenarın 2 katıysa küçüğün yanına kök 5 koyarak hipotenüze geçersin. Bunlar zamanla çözücülük kolaylıklar sağlayan. Ama diyelim ki karışık geldi. Sorun değil. Pisagor'dan zaten geliyor. Peki hocam buraya veren formül neydi? Oraya veren formül dikten dikten Tamam bu da ikinci yöntem. 10 çarpı 8. Bu 4, 80 geliyor. X'imiz yine 4 kök 5 ne yapıyorduk hop tamamı çarpı bu buranın karesi dikten dik inerse öklit var. O zaman cevabımız B seçeneği oldu devam. Şimdi süper yeni nesil bir soru harika. Yusuf A, B, C, içinde bir kuyunun A, B boşuna koydu bir tahta üzerine gitmek isterken tahta K noktasından kırılıyor. Ve Yusuf kuyuya düşüyor süper. Şimdi bK 12 birim K, 1, K, 2 16 birim olduğuna göre... AB tahtasının uzunluğu kaçtır diye soruyor. Şimdi burada dikkatli okuyalım. Tahta orta noktadan kırıldı. İşte bunu arıyorum. Şimdi orta noktadan kırıldı. BC'miz 12. BC neresi? Şurası dur orası gözüksün güzel bir şekilde gözüksün. Hemen kırmızı yazalım. Şurası ona, o da gözükmedi dur. Ş şöyle yapayım bak. Şurası 12. Heh, yani şurası 12. İçine de yazabilirim. Şurası 12. Heh, tamam. Aynı şekilde burada nedir? Hop 12'dir. Süper. Kabir K2 16. Şurası 16. O da güzel. Hmm, onu da hatta aşağıya tekrar yazayım. 16. Heh, şurası 16 demiş. Peki ne yapabilirim? Şuraya M. Şuraya M dersen. Şurası ne olur? 2M artı 16 olur. Doğru mu? Çünkü 2M artı 16. Bu arada buna neden MM oldu? Çünkü ortadan kırılmıştı. Bunda bu zaten eşitti. Hatta orada ikizkenar yamuk oluştu. Şimdi devam edersem, şu uzunluk 2m artı 16 ise, şurası 2m artı 16 ise, ortadan kırıldığı için m artı 8, m artı 8 gelmedi mi? Evet geldi. Şuradaki dik üçgeni şuraya alıyorum. Bak, şurası 12, 2m artı 16'nın yarısı, m artı 8. Ve şuraya da ben ne dedim? M dedim. M'ye önce değer ver. Dik 12 olan aklıma gelen mesela 5, 12, 13. Bir deneyeyim. M'ye 5 verirsem 5, 12, 13. Bak geldi. Olmasaydı Pisagor yapardım. Sorun yok. Oradan geliyor. Peki M'ye 5 verdiğimde, şuraya 5 verdiğimde ne oldu? 10 artı 16, 26 oldu AB uzunluğu. Bana da zaten AB'yi sormuş. Cevap D seçeneği olacaktır. Bak şu tekrarlıyorum. Bu 12 soruda vermişti. Süper. Bu 16 soruda vermişti. Şunlar aynı. Peki şu dik üçgenin hipotenüsü dik kenarları aynıysa şuraları da aynı. MM M düştü. Bu arası 16 toplam 2M artı 16. Burada 2M artı 16 ama ortadan kırılmış. M artı 8, M artı 8. M 12, M artı 8. M 12, M artı 8. 5, 12, 13 üçgenidir. Ve yerine koyunca şurayı 26 bulduk. Gerçekten tam bölü isemedi çıkabilecek çok hoş bir soruydu. Devam. Şimdi 4 eş ikiz kenar yamuk kenarları çakacak ve her biri tamamen yönelik biçimde şekilde gibi birleştiriliyor. O yüzden büyük yamuğun çevresi 40 santimetre olduğuna göre eş yamuklardan birinin çevresi ne bulacağız seninle beraber. Şimdi dur nasıl yapalım? Öncelikle bunlar özdeşler. Hepsi özdeş. Ve dördü birleştiriyor. Büyük bir yamuk elde ediliyor. Bak yamuk. Şimdi kritik olay nasıl gidebilirim? Öncelikle şöyle bunlar özdeş ya. Bu Nasıl yamuklar bunlar? Onu da diyor değil mi? İkiz kenar yamuklar. Şimdi ikiz kenar yamuk. Şunlar aynı. Peki bu gösterdiğim şuradaki yamuğun üst tabanı olmadı mı? Bak şuradaki yamuğun üst tabanı oldu. O zaman bu yamuğun da yine üst tabanı aynı olmak zorunda. Yan kenarları böyleydi. Bunun da yan kenarları böyle olmak durumunda. Aynı şekilde buraya geldiğimde bak hep yan kenarları aynı. Süper gidiyoruz. Peki şimdi buradan ne yapabiliriz? Düşünelim. Öncelikle şöyle yapabilirim. Bak güzelce izle. Şu 3 yamuğunda şu açısı, bu açısı ve bu açısı aynı değil mi? Hep o üst açıları aynı. 363'e bölersek kaç gelecektir burası? 120, 120, 120 gelecektir. O zaman şuraya kaç gelecektir? 60 gelecektir. Harika. Yine aynı şekilde burada 120 olup burada ne gelecektir? 60 gelecektir. Süper. Ve ben şu ikisi kenar yamukta şunu yapabilirim. Şuradan çat çat dikinebilirim. 30'un gördüğü A ise 90'ın gördüğü kaç A olur? 2A. Ve ikizken yani burası A ise burada ne geldi? 2A. Burası, 2A. burası da 2A. Burası da 2A. Ve böylelikle bu bir yamuğun kenarları hakkında 2A, 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 2A ve 4A olduğunu buldum. O zaman bunları yazayım. Şurası da 4A. Şurası da 4A. Tabanı ya büyük tabanı. 4A. Şuraları ise kaç A? 2A. Burada kaç A geldi? 2A. Hadi toplayalım. 4, 8, 12, 14, 18, 20A. Çevresi 20A eşittir. Kaçmış? 40. A kaç geldi? 2 geldi. Bana birinin çevresini soruyor. O zaman birinin çevresi 2A, 4A, 6A, 4 de burası 10A'yı soruyor. O da 10 çarpı 2'den kaç gelecektir? 20 gelecektir. Kısaca söyleyeyim. 3'ü de sonuçta neydi? Özdeşti. 4'ü de. E 4'ünün sonuçta şöyle baktığında şu açıları hep aynı. E burası aynı, aynı, aynı. E 120, 120, 120 oldu. E paralelse buraya 60 geldi. Peki bunun eşit kenarları burası iken bu yamuğun üst tabanı aynısı oldu ki özdeşler. Ve dikindim 30, 60, 90'lardan. A, 2A, 2A burası 4A. Bütün çevre 20A. Bir tane çevresi de 10A dedik ve soruyu güzelce çözdük. Güzel bir soruydu. Devam. Şimdi ABC iskenar yamuk içinde kağıt AC köşegeni boyunca katlandığında D noktası BC üzerindeki E noktası çakışmaktadır. Bak katlamadan önce kendini çizelim? Hop. Hop. Şöyleydi ve hop katlandı. DE ile çakıştı. Süper. Katlanınca ne oluyor? Ne oluyor? Şurası açı ortay. Hop açı ortay. Yine burası da açı ortay oluyor. Süper gidiyoruz. Sonra EC ile EB 4 demiş. 4, dört, dört. Her şey yolunda. Abici de yamun çevresini bize soruyor. Bak paralellik ve açı ortay varsa bak çok çözüyorum. Orada ikiz kenar gizli nasıl? Dış, dış, dış. Şurası da yine nokta olur bak. Dış, dış, dış. Peki şununla şu ikiz kenar olmadı mı taban açıları eşit? 8 burada kaç geldi? 8 geldi. Süper. Peki devam ediyorum. Bize 4 4 vermişti. Bu bir ikiz kenar yamuk demiş. E 8 ise zaten burası 8 ikiz kenar yamuk olduktan sonra çevreyi sormuş. 8 artı 8 artı 4 artı bir de aşağısı var 8. Ne oldu? 24 28 oldu çevresi. Cevap o zaman ne oldu? A seçeneği oldu. Tekrarlayalım. Katlandığı için açıortay Z kuralından şu şuraya geldi ve şununla şu eşit oldu. Zaten bize 4'ü neyi vermişti? Şurayı 4 4 vermişti. Ve buraya katlandığı için 4 oldu. Süper. 8 buraya geldi. Bir kenar yamuktan burada 8 dedik ve soruyu çözdük. Bak hiç korkmuyoruz. Sadece verilenleri uygulasak soru zaten geliyor. Şimdi ikiz kenar yamukta köşegenler dik kesişirse ne olur? Şunu biliyorum. İkiz kenar yamukta şunlar kendi arasında ikiz kenar oluyordu. O cepteydi. Ve şu açı 45. Bu açıda ne oluyor? 45 oluyor mecburen dik kesiştiği için. Her zaman dik kesişmez. Dik kesişirse eğer. Peki 45-45. Bu da aynı. 45 45 şuradan dikinersem 90 45 45 olacağı için bu ikiz kenar şuraya eşit buraya eşit buraya eşit oldu hatta muhteşem üçlü oldu hocam muhteşem üçlü dikinmezdi ikiz kenar dik üçgende dikiner yoksa muhteşem üçlü her zaman dikinmek zorunda değildir peki burası a bölü 2 a bölü 2 a bölü 2 yukarı çıkalım c bölü 2 c bölü 2 burada c bölü 2 oldu haşımız ne oldu? A artı C bölü 2 oldu. Demek ki ikiz kenar yamuğun köşe dik kesişiyorsa yüksekliği A artı C bölü 2. Diğer adıyla biz buna orta tabanda diyebiliriz. Orta taban değil mi? A artı C bölü 2. Devam. Şimdi buraya baktığımda hop bununla bu eşit bununla bu eşit. Çünkü bunlar ikiz kenar köşe eşitti. Şurası 45-45 bak yine mantıktan gidelim. Çat aşağı indim. 6-6 45-45 yani burada ne oldu 6 çıktım yukarı. 2, 2, 2. Süper. Peki ne olmuş oldu şöyle yaptığımda? Yukarısı 4, aşağısı 12 ve yüksekliği 8 buldum. Yükseklik 8, yükseklik 8. 4 aşağı indi. 12'den 4 çıkarsa 8'den 4, 4 paylaştı. Ve 4, 8, 4 kök 5. 1, 2, 1 kök 5 ise 4, 8, 4 kök 5 dedim. Ve x'i buldum. Mesela burada şöyle de yapabilirdik. 6, 6, 6, 6 kök 2. 2, 2, 2 kök 2. Şurada Pisagor yaparsak x kare eşittir 8 artı 72. Karelerini aldım. 8 artı 72. 80x'imiz yine 4 kök 5 diye buradan da bulabilirdik. Bak 6 kök 2, 2 kök 2. Şurada Pisagor yaparak da soruyu çözdük. Dik yamuk. Kenarlarından biri tabanlara dik olan yamuğa dik yamuk denir. Bak şurası yan kenar dik olacak iki tarafa da. Bu tür sorularda yapacağın hareket şuradan inerek burada bir dik üçgen, burada bir dik dörtgen oluşturabilirsin. Mesela burada şak diye şöyle indiğim zaman 9 aşağı ne oldu? indi. 15 buraya geldi mi? Geldi. Süper. Buraya m dersem... 9 artı m ile burası soru da eşit vermiş. O zaman burası da 9 artı M olacak. Hadi bana dik üçgen yap. Pisagor hemen gireyim önce değer ver. Dik kenar 15 olan aklıma 8, 15, 17 geldi. M o zaman burada 8 verirsem bir baktım evet tuttu. Demek ki doğru bulmuşum. Yoksa Pisagor yapardım. Bana abeyi sormuş 8 artı 9'dan cevabım 17 olacaktır. Şimdi yine baktığımda buradan soru dikecek diye bağırdı. 4 aşağıya indi. 13 x 4'ten burası 9 geldi. Bu x buraya geldi. Ve ne oldu? Dikten diklendik, dikten diklendik. dikten dik, P çarpı k. Yani 4 çarpı 9. x kare x kaç gelecektir o zaman? 6 gelecektir. Devam. Şimdi buraya baktığımda tekrardan. Önce şuradan dik iniyorum. Süper. 2 aşağı indi. Buraya kaç kaldı? 6 geldi. 6 bir şey yok. 6, 8, 10. 8 ise şu da ne olacaktır? 8. Şimdi ise şu üçgene bakmanı istiyorum. Şu üçgene. Şurası 8'di. Burası 8'di. A, A, A kökü. B, B, B kökü. X, X, X Q2. O zaman par özür dilerim. 8, 8, 8, 8 2 diyerek olayı çözdük. İkisi böylelikle bulmuş olduk. Güzel soruydu. Devam. Şimdi Dik yamukta köşegenler dik kesmek zorunda değildir ama dik kesişirse eğer şuradan bir kayyu yapacaksın. Bu C bu tarafa kayacak bu 90 da buraya gelecek. Ve dikten dik dikten dik dikten dik, dikten, dikten dik öklitten dolayı H kare eşittir ac diyebilirsin. Demek ki dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa şu alt ve üst tabanın çarpımı H'ın karesi ispatı da çok kolay oldu. Şimdi buraya baktığımda bak. Şuradan şöyle hop kaydırdım. Paralel yaptım. Bu iki nereye geldi? Buraya geldi. Bu arada geri dönelim. Bu 90'ın buraya geçtiğini unutma. Bak dikkat edersek paralel olduğu için bu 90 paralelden buraya geçti. Ve ben buraya h dersem 2 kere 8 h kare. h kare olan h kaç geldi? 4 geldi. Burayı 4 buldum. Süper gidiyorum. Buradan ne yapacağım yukarıdan? Dikecek çektim. O 4'ü buraya getirdim. 2 aşağı indi. Buraya 6 geldi. Pizza Gordon Night. Oh, la 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 la. Hopa, buradan x kare 16 36 52 yapar. x'imiz 2 kök 13 olacaktır. Ne yaptık? Çektik. 2 kere 8 dikten dikin için ökten 4 geldi. 4'ü buraya getirdim. Buraya 6 geldi ve soruyu çözdüm. Şimdi burada da bize ne sormuş? Haşı sormuş. A köşegenler iç içe geçmiş. Şurası 6. Şurası İç içe geçenleri mümkün sayır. Nasıl ayıralım? Paralel çekerek yehu çektim. Peki paralel kenar olduğu için bu 6 buraya geldi. Bu 90 yöndeşten buraya geldi. 6 8 ise bura kaç oldu? 10 oldu. Peki hatırlayalım bakalım. Şuradan dikindi. Bura H, bura A, bura B, bura C olduğunda alan eşitlemesi yapıyorduk. A çarpı H bölü 2 de alanı veriyordu. B çarpı C bölü 2 ve 2'ler gidince Ah bacı Elimde değil, değil Ah sana aşkım minimum Maksimum çok zamandır Ah yani 10 çarpı H 6 çarpı 8'e eşit 10 çarpı H bölü 2 olan alan 6 çarpı 4, 8 bölü 2 dolayı H'ımız 4,8 geldi Cevapta B seçeneği olacaktır Şimdi kare var burada Çevresi 192 192'yi 4'e bölersek 48 48, 48, 48 olan bir kare var kenarları. Sonra şuradan kesmiş. Şuraya M desem şurası 48 eksi M. Yani burası 48 eksi M. Kesilen kısım M. Ama şu uzunluk 48. Süper. Diyor ki şekil 3'deki gibi dikiliyor. Yamuş şeklindeki kumaşın çevresi, şunun çevresi kareden 4 birim fazlaymış kare 192 idi. O zaman bunun çevresi 4 fazla olunca 196 oldu. Süper. Peki şurası 48 artı m. Şurası 48 eksi m. Ve bir şey fark etmeni istiyorum. Şu kesilen yerdeki şu uzunluk şurada da aynı. Kesildiği buraya oturdu. Burası da aynı. Çünkü aynı yerden kesildi. O zaman burada ne var? İkiz kenar yamuk. Peki Toplamı bu ikisinin 96. Çıkarırsam çevreden ne kaldı? 100. 100'ü nasıl paylaştırırım? 50-50. O zaman buralar kaç oldu? 50-50. Çok güzel. 50-50. Yüksekliğim kaç şurada? 48. Neden? Çünkü benim dikkat edersek 48'di karenin kenarı. Ve buradan M'ye geçebilirim. Bir şey bir şey bir şey üçgeni var. 48'in yarısı bir dakika 24'ün iki katı var. 25'in 2 katı var. 7 24 25. 7'nin 2 katı kaç geldi? 14 geldi. E dediğimiz. Bize DA üssünü sormuş. DA üssü. Yani ben M'i 14 buldum. Çıkarırsam o zaman 34 oldu. Cevap da o zaman B seçeneği oldu. Çevre 192 ise 48 48 yazdım bak. Şuradaki M dönmüş şuraya konulmuş. Şu hipotenüs hem burada aynı hem burada aynı. Süper. Sonra 48 artı m, m çıkarsa şurada 48 eksi m'yi topladım. Çevresi 4 fazla olduğu için 192'den 196 oldu. 96 çıkınca buralara 50-50 geldi. 50, 48, 7, 24 meşrikadan 14 geldi. 14 yerine yazacağız. Şurası da 34 geldi. Gerçekten tam ÖSYM'de e gelecek bir soru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani benim seri bir şekilde çözüyorum ama sen onu sınavdan düşün. Onu sil. Bir de şöyle bakayım de. Yani ben bunu ortalama 25 saniyede çözüyorsam sen orada 1,5-2 dakikan var. Yani uğraşabilecek şekilde tamam Devam. Şimdi burada dikinmiş tabanı ikiye bölmüş. Dikinmiş tabanı ikiye bölmüş. Açı ortaya olacak ama kenarları yok. Dik ikiye bölmüş. Aç ortaya ama kenarı yok. Hemen ona kenar yapalım. Şuraları çekelim. Ne oldu? Dik ikiye böldü. Aç ortaya. Yani ikiz kenar üçgen oldu. Harika. Peki şurada Pisagor yapmak istiyorum. Nedir Pisagor? M kare eşittir kök 21'in karesi artı 2'nin karesi. M kare eşittir 21 artı 4'ten 25. M kaç geldi? 5. Şurası kaç geldi? 5. İkiz kenar üçgen çünkü dik ikiye biliyorsun iki özellik varsa diğerleri de vardı. Bundan çok yaptık. Burada 5. X 4 5. 3 4 5. 3 bulduk. Süperdi devam. Şimdi bu sefer tekrardan dik ikiye bölmüş. Harika. Demin öğrenmiştim. Çekersem dik ikiye böldüğü için açı ortay ve ikiz kenar olur. Ama burada ekstra bir şey daha var. Ne var? 3'ü eşit. Yani perfect treble. Muhteşem üçlü var. Hatta yaz burayı 45 45 ikizkenar dik üçgen ve burada ne oluyor? Hop. 90 oluyor aynı zamanda. Peki 90 90 90 çok fazla benzerlikte ne yapıyorduk? AB AB gel. AB artı B 90. Peki 180 olması için 90 olacağına buraya ne geldi? A. 90 A ise burada ne geldi? B geldi. Süper. Şimdi bakıyorum. Şu üçgen ile şu üçgen 90 AB 90 AB benzer. 90'ların gördüğü de aynıysa benzerlik oranı 1 yani eş üçgenler. O zaman B'nin gördüğü 2 ise burada da B'nin gördüğü 2 2. A'nın gördüğü açı A'nın gördüğü burada nedir? 6. Şu uzunluk AD'miz kaç geldi? 8. Bana da onu sormuş. Bildiğin eş üçgenlerden soruyu çözdük. Şimdi bu açıyla bu açı eşit. 90 alfa huşt, huşt, 90 alfa huşt, huşt, benzer üçgenler. Peki beta'nın gördüğü 6, beta'nın gördüğü 12. Kaç katı biri diğerinin? 1 bölü 2 katı. Alfa'nın gördüğü kaysa, alfa'nın gördüğü kaç k olacak? 2k. 3k 12'den k kaç geldi? 4. 2k'yı soruyorsa cevap kaç gelecektir? 8. Bize de onu sormuş. Yaptık bak ne kadar rahat. Bunun benzeri ÖSYM'de e çok çok önce gelmişti. Şimdi buraya baktığımda dik yamukta şak diye indim. 2 aşağıya indim. 10'dan 2 çıkarsa buraya 8 geldi. 6 da şuraya geldi. Ve 6, 8, 10'u yazdım duruyorum. Çünkü bunu artık kendim farkında olmadan çözüyorum. Elim kendi gidiyor zaten dikiniyorum falan filan. Şimdi soruda bana AEB bu üçgenin alanını soruyor bir saniye. İç içe geçmiş 90 dereceli üçgenler var. Benzerlik var ya sen yok musun? Her yerde karşıma çıkıyorsun. 90 AB 90B ise burada ne oldu? A geldi. Şu üçgen de 90AB. Şu üçgen de 90AB. O iki üçgen nedir? Benzerdir. 90'ın gördüğü 10. 90'ın gördüğü 10. Hatta nasıl üçgen oldu bunlar? Eş. O zaman burada A'nın gördüğü 8 ise şurada şu üçgende. Burada da A'nın gördüğü ne olması lazım? 8. B'nin gördüğü 6 ise... Burada da B'nin gördüğü ne olması lazım? 6. Ve şu üçgenimin alanı, dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısından 24 gelecektir. O ilk dik de 6, 8, bulduk ya. Sonra A, B, A dedim. 90'ın gördüğü 10, 90'ın gördüğü 10 eş üçgen. O zaman burada B'nin gördüğü 6 ise burada da B'nin gördüğü 6, 10'du, 8 geldi. Alanı bulduk. Güzeldi. Devam. Şimdi bir sanatçı yamuk biçiminde olan özdeş 4 adet cam aralarında boşluk kalmayacak şekilde Bileşerek saat, e, çevresi 20 birim olan dik yamuk biçiminde bir vitray elde ediyor. Bunun çevresi 20 birimmiş. Buna göre yamuk biçimindeki bu camlardan birinin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi dur. Öncelikle bir şey fark etmeni istiyorum. Bu dik yamuğun üst tabanına ben M dersem. Bu dik yamuğu da şöyle baktığımda üst tabanı yine aynı M olacak. Bir saniye. O zaman dikkat ettiğim zaman dikkat ettiğim zaman. Bunun yan kenarı şunun yan kenarı M ise değil mi? Bak şöyle baktığımda yan kenarı M ise bunun da yan kenarı M olacak. Bak ne kadar güzel. Aynı şekilde o zaman şunlar hep MM. Şuralar bak hep MM. M. Bak şunlar MM, M, M. harika. Hatta şurası da M oldu. Süper gidiyoruz. Peki ikisinin de özdeş oldukları için buradaki dördü de bu açıları ne oluyor? Aynı. İ orası bir dikdörtgen oluşturduğu için değil mi? Kamu çizgide birleşik çizgide bir olalım. dikdörtgen evet. 90'dan 45-45 oluyor. Şöyle devam edersem eğer. Bu M buraya gelse. Bu M buraya gelse. 45-45'den yani burası da M olunca. Süper gidiyoruz. Bir yamun tabanı 2M olmadı mı? O zaman burada ne oldu? 2M oldu. Hadi çevresine bakalım. 2M hop 3M. 5M yapar. Burada da 5M yaparsa 10 M'miz kaç geldi? 20. M kaç geldi buradan? 2 geldi. Yazıyorum burası 2. Burası 2, burası 2. Bir tanesinin alanını istiyor. Yamuk alanı daha görmedik. Ama şu alanı bulurum. Bir tanesi şunu seçtim. 2 kere 2, 4. Karenin alanı artı. Şu üçgen alanı çarpımının yarısı. O da 2 çarpı 2 bölü 2. Dik üçgen alanı. Hop 4 artı 2'den 6 geldi. Kritik oluyor. En başı kaçırmış olabiliriz. Orayı yavaşça anlatayım. Şimdi bu dik yamuğun üst tabana M dediğimde şu dik yamuğun yan kenarı M oldu. Ve üst tabanı yine M oldu. Peki o zaman yan kenarımız M oldu. Süper. E burası M. E burası M. E bu eşit böldü. Çünkü 90'dı. Bunlar özdeş. 45 45 Burada M. 3M. Tabanı 2M olduğu için burada 2M oldu. Tabanları 2M 2M. 10M. 20 ise M2 geldi. Bu alan 4, bu alan 2 topladık. 6 geldi. Çok güzel bir soruydu. Bak benzeri ÖSYM de geldi. Gerçekten hoş bir soru. Böyle sakince tekrardan bakabilirsin. Aşağıda birbirine eş 5 dik yamun aralarında boşluk olmadan ve her bir tamamen görecek şekilde ABC'li dörtgeni verilmiştir. Bu dörtgen AB kenarının uzunluğu 8 birim olduğuna göre şurası 8 birim olduğuna göre çevre ABC'liği bize sormuş. Şimdi bunların hepsi özdeş değil mi özdeş? Bunun tabanları aynı olacağı için burası nasıl 4-4 paylaşır? paylaşır. Süper 4-4. Hatta burası da 4 olur. Mükemmel. Şimdi bu buraya paralel. E, bu da buraya paralel. E, paralel. Dik yamuk 90 ise burada nedir? 90. Peki bu uçlar eşit değil mi? Aynı değil değilmiş. Özdeşler evet. O zaman nasıl paylaşır? 45 45 paylaşır. Süper. Peki o zaman dikkat edelim. Bunun üstüne M dersen bunun da üstü M. Bir saniye zaten bu yamuğun tabanıyla bunun tabanı aynı. O zaman o MM yerine ben 2 2 yazabilirim. Anladık mı orayı? Tekrarlıyorum. 4 ise bu da 4. İkisinin de üstü aynı olacağı için 2 2 paylaştı. Şuradan dik inersem buraya 2 geldi. Süper. Buraya 2 kaldı. 45 45'ten buraya da 2 geldi. Buraya da 2 geldi. Süper gidiyoruz. Böylelikle bir yamuğun üst tabanı 2, alt tabanı 4, yan dik kenarı 2. O zaman 2, 2, 4. 2, 2, 4. Bak hep yazabiliyorum çok güzel. Hatta şurası 2 kök 2. A, A, A kök 2. O zaman burada 2 kök 2. Burası 2 kök 2. Burası 2 kök 2 oldu. Şimdi çevreyi bulabilirim. Aşağısı 4 artı 4, 8. 6 daha, şu 6 daha artı. 2 daha artı hop 6 kök 2. Süper. Buradan 16 artı 6 kök 2. Cevap C seçeneği olacaktır. Bak şuradan indik ya aşağıya doğru mükemmel. Bu 2 2 bölmeyi öğrenmiştik zaten. 2 yan da 2 bu da 2 2 45 45'ten dolayı ne geldi? 2 kök 2 geldi. Hatta bu yandaki 2'ler de şu 2'nin 45'ten buraya gelmesiyle bulmuştuk. Dolayısıyla ne yaptı? 2 kök 2 kök yazdık ve topladık. Çok güzel soruydu. Devam. Şimdi bu sorumuza baktığımızda Elif ABC dedik ya bu biçimdeki kartonu yamuğun orta tabanı olan EF. Burası orta tabanmış. Orta tabanı EF boyunca şey bildiği gibi kestikten sonra aralarında boşluk kalmayacak şekil 2'deki gibi düz bir zeminde dikdörtgen oluşuyor. Bak şu alt taraf aynen duruyor. Şunu alıyor hop buraya koymuş. Süper. Sonra ABC B, C 20. Bak şurası 20. Burası da 20'ymiş. 10-10 paylaşır. Harika. Sonra CD 4. Şurası 4. Ve bize e, çevre ade üstü, fe üstü, fe. Yani şu dikiyonun çevresini soruyor. Bak şimdi. Şuradan şöyle dikinersem eğer 4 aşağı iner mi iner? 4 aşağı inerse buraya kaç geldi? 16 geldi. Şu üçgene bakarsak şurası 20. Ne 16-20? 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı, 3'ün 4 katı. 12, 16, 20. O zaman şurası kaç geldi? 12 geldi. Yani 6, 6 paylaştı. Süper. Bu arada, bak orayı anladık, şurayı anladık. Orayı sileyim. Şurayı, o üçgeni artık anladık. Orayı silelim. Dikinerek olayı çözdük. Silelim. Bir de ben burada orta tabanı bulabilirim. Orta taban nasıl bulunur? Toplamının yarısı değil mi? O zaman söyle. 20 artı 4 bölü 2'den burası 12 oldu. Şimdi bak. Şu alttaki aynen duruyor. Üstü 12. 6, 20. Yüksekliği 6. Aynen duruyor. Üsttekini böyle koydu. 12 hop şuraya geldi. Şu 4 çat buraya geldi. Bak 24, 24 ve 6 da burada duruyor. Şimdi bize bunun çevresini sormuş. Şurası kaç? 24. 24 ile 6 ile zaman 30. 2 ile çarpsam 60. Tüm çevreyi vermiş olur. Güzel. Şimdi şekilde düz bir yolda yer alan ve açılan kısmın uzunluğu x birim olan bariyerin kapalı konumu verilmiştir. Bariyer 30 derece açı yapacak şekilde açıldığında sonunda bariyer ile zemin arasında oluşan dik yamuk biçimindeki bölgenin alanı 32 kök Yani bak şuranın alanı şöyle 32 kök X kaç birimdir diye soruyor. Bak şimdi şöyle çekersem e, x'i bir unutalım x dursun. 30'un gördüğü k ise 90'ın gördüğü 2K burası K kök 3 olur. Süper. Peki 6 ise burada 6, burada 6 oldu. Nedir buranın alanı? Şunun çarpımı 6K kök 3 çarptım. 6K kök 3 artı şuranın alanı söyle alanı K çarpı K kök 3 bölü 2. Eşittir neye eşittir? 32 kök Burada Burada 2'yi bu tarafa atalım. 2'yi bu tarafa atalım. 12K kök 3. Yani daha doğrusu payda eşit demek istedim. Payda eşit diyelim. Artı K kare kök 3 eşittir. 2'yi de karşıya 64 kök 3 oldu. Peki her tarafta kök 3 olduğu için kök 3 aldığımda her taraftan kök sadece kök 3 parantisini alırsak. Yani burada ne kalır? K kare artı 12K eksi 64 eşittir 0 geldi. 16'ya 4. Ama eksi 4 çarpımı eksi 64 toplamı 12. O zaman buradan ya k eksi 4 sıfır olacak k 4 olacak ki doğru. Ya da k artı 16 sıfırdan k eksi 16 olamaz. K 4. O zaman k yerine 4 yazarsak ilk k kaç geldi burası? 8 gelmiş olduğu, Bize x'i sormuş. O zaman cevabımız kaç geldi? 8 geldi. Şu işlemi bir tekrar anlatayım. Şimdi şu alan 6K 3 Bu alanda dik kenara çarpma yazan K kare bölü 2. Payda eşitledim. Sonra her tarafta köküç olunca bunu köküç parçasına alırsan kökler gidiyor. Buraya köküç parçasına alırsan komplesini kökler gidiyor. K kare artı 12K eksi 64 sıfırdan. K'mız ya 4 ya da artı eksi 16. Eksi 16 olmayacak. Yani 4 oldu ve yerine yazdık. Cevap 8 geldi. Bayağı soru çözdük bak. Bir videoda 46 soru çözdük. O yüzden biraz mola verelim. Sen de yorulmuşsundur. Mola verelim. Diğer videoda görüşmek üzere.